Oracle veri tabanında DBA eğitimlerinde tabloları inceleyeceğiz. Oracle veri tabanındaki en temel veri saklama birimidir. Bu nedir? Verileri depolama, veri üzerinde silme, güncelleme gibi işlemleri yapabildiğimiz, o verileri programın arayüzüne çekebildiğimiz yapıya, nesneye tablo denir. Veri tabanı tabloları kullanıcılar tarafından ulaşılabilecek tüm veriyi bulundururlar. Mesela employees tablosunda employee ID, kullanıcının adı yani çalışanın adı, çalışanın soyadı, bunun doğum tarihi olabilir. İşte manager ID'si, işe giriş tarihi vesaire, bu tarz bilgiler tabloda saklanır. Her tablonun kolonları ve satırları vardır. Oracle 256 veya daha az kolon içeren bir veri tabanı tablosunun her satırını bir veya daha fazla satır parçası halinde saklar. Örnek olarak çalışanların bilgilerini tutan tabloda çalışan numarası diye bir kolon varsa, o kolondaki her satır bir çalışanın çalışan numarasını tutar. Bu ne anlama geliyor? Birden fazla satır ve sütun var dedik. Şu şekilde sütunlar Oracle veri tabanında verileri kaydedeceğimiz iskeleti oluşturan yapıdır. Sütunlar. Örneğin bir tablo tasarladık ve buna employee ID'sini verdik. Employee ID neydi? Unique olması gerekiyordu. Yani benzersiz bir değerde olması gerekiyordu. Çünkü her çalışana özel bir ID verilecekti bu şekilde. O çalışanın adı istenir, soyadı istenir, doğum tarihi istenir, işe giriş tarihi vesaire, bu tarz bilgiler istenir. İşte bu istekler kolonlar ile tasarlanır. Satırlar ise bu kolonların oluşturduğu bu tabloya isteklerin eklenmesi işlemine denir. Yani bir satırda bir kullanıcının verisi vardır. Bir kaydın verisi vardır. İkinci satırda ikinci, yani farklı bir kullanıcının kaydı vardır. 1000 tane varsa 1000 tane farklı kayıt vardır demek. Satırlar bu işe yarar. Sütunlarsa bunların iskeletini, yapısını oluşturmaya yarar.